Efendim merhaba. Anlatacak ne kadar çok şey var. Türkiye yine allak bullak olmuş durumda. Yine çalkalanıyor ortalık. Peki şöyle bir kısaca toparlayayım 5 ana başlık altında. Toparladım tabii hepsini anlatmayacağım da. Bir anda bakıyorum nedir, ne oluyor, ne bitiyor. Tweet'ler üst üste patlıyor. Patlayan tweetlere karşılık başka tweetler cevap veriyor. Ortalık karma karışık durumda gerçek hesaplar mı, fake hesaplar mı, ne olduğu belli olmayan artık bir hesaplar üzerinden bir savaş sürdürülüyor. Şimdi ne görüyoruz? Bir, Türkiye tamamen bir seçim atmosferine girdi. Bu nedenle vaatler, tehditler, projeler, işte birbirini karalamalar, argo konuşmalar, Hepsi havada uçuşuyor. Bir iki örnek vereceğim bununla ilgili. İki dış politikaya geri dönüp bir bakıyorum ki Suriye'de Rusya'nın üç tane yeni üst kurduğu açıklandı. Türkiye Suriye'ye ben bir operasyon yapacağım dedi. Unutmayalım ki ABD, İran, Rusya üçü birden Türkiye'nin böyle bir operasyonunun hayır dediler ve karşı çıktılar. Çok net biçimde de bir tavır koydular. Üçüncüsü. Türk lirası haftaya büyük bir değer kaybıyla başladı. Şu anda programa girmeden önce saat 11.40 itibariyle Bloomberg'e baktım. Bir Amerikan doları 17,87.32 görünüyor kendi kendime düşündüm. Ya bundan 6 sene önce ABD dolar 10 lira olacak bilmem ne diye analizler yapıp tehlikeye dikkat çektiğimde yargılanıyorum. Bu ne utanmazlık? Bak ne ne hallere geldi memleket. Görüyor musunuz? Bankalara bakıyorsunuz. Bankalar dolara 2,42 faiz verirken Türkiye 9 liranın üzerinde faizle yurt dışından dolar almaya, borç almaya çalışıyor. Onu bile başaramıyoruz. Türkiye ekonomisinin şu anda sıcak para girişine şiddetle ihtiyacı var. Çünkü çok kötü sıkışmış durumda piyasa. İşte belli zaten doların fırlayışından belli. Aynı şekilde sterlinde yine benim gördüğüm kadarıyla 21 lirayı aşmış durumda. Sabah baktım saat itibariyle birazcık oynayabilir. Efendim dördüncüsü ABD MIT'in Suriye'de etkisiz hale getirmiş olduğu bir YPG'le başı Salva Yusuk için başsağlığı mesajı yayınladı. Önce İngilizceydi, iki gün sonra da üstelik dikkat bunun Türkçesini yayınladı. Sonra YPG PYD unsurları sınıra biliyorsunuz Suriye bayrağı çektiler. Bütün bunların hepsi Türkiye'ye karşı bir gözdağı. Şimdi çok enteresan başka bir husus var. Ahmet Davutoğlu bu Giresun'da partisinin kongresinde bir konuşma yaptı. O konuşmadan bir pasaj çok ilgilendiriyor bizi. Çok ilgilendiriyor. Kimle ilgili? Reza Zarrab'la ilgili aynı zamanda ama Sezgin Baran Korkmaz'ı da ifade ederek bir açıklaması var. Bu açıklama bana göre bizim açımızdan aslında utançlı bir açıklama olması gerekir. Diyor ki herkes bilir. Benim diyor AKP'yle yani Erdoğan'la yollarımızın ayrılmasının sebebi Reza Zarrapl'a ilgili olarak yaptığım açıklamadır. Neymiş bu? Demiş ki Davutoğlu bu Reza Zarrab denilen adamla hiçbirinizin resmini, ilişkisini görmeyeceğim niçin çünkü o dönemde 2015'te başbakan yardımcısı işte Numan Kurtulmuş o dönemdeki yine ekonomiden sorumlu olan işte bakan Zeybek Reza Zarraba bir plaket vermiş, fotoğraf çektirmişlerdi. Böyle hepsi güler yüzlüydü. Fotoğrafı internetten indirin bir bakın ne göreceksiniz. Peki bunu söylediği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş? Aynen şunu söylemiş. Ahmet Bey ne istiyorsun bu hayırseverden? demiş. Şimdi diyor ki aynı şey Sezgin Baran korkmaz için olacak. Korkuyorum. İşte medyaya bakın gazetelere bu demeçleri daha açıklamasını göreceksiniz. Sezgin Baran korkmaz meselesi şimdi bunu niye söyledim? Tam da sözü buraya getireceğim de onun için. Şimdi bir Levent Göktaş yani emekli albay özel kuvvetlerden bir dönemler kahraman diye konuşuluyor idi gibi Ergenekon davalarında birlikte de yargılandık. Orada da anlatıldı öyküleri. Ama daha sonraki süreçte Necip Hablemitoğlu cinayetinde bir anda ismi geçmeye başladı ki duygumu söyleyeyim gerçekten inanmak istemiyorum buna. Yani Levent Göktaş ismi, Özel Kuvvetler ve Necip Hablemitoğlu gibi Kemalist, vatansever bir akademisyenin öldürülmesinde bunların rol almış olabileceğini hiç inanmak istemiyorum. Eğer ortaya çıktığında yıkılacağımı biliyorum. Yani eğer böyle birisini de Türk subayı üstelik de bunlar işte FETÖ'cü değiller falan bu cinayetin içindelerse gerçekten hani denir ya başıma taş düşer gökten diye öyle bir hale gelirim öyle bir hale gelirim. Umarım ki böyle bir saçma sapan işin içinde isimleri geçmeyecekler bunlar. Peki şimdi Levent Göktaş'tan bir dizi iddia o. Kendi hesabından tweetlerin atıldığı söylendi. Onun orada bir geçen cümle vardı. Sedat Peker'in adının geçtiği. Sedat Peker'den çok sert bir karşılık geldi. Çok sinirlendi. Çok uzun zamandır şunu düşünüyorum gerçekten söylediğim kendi kendime söylediğim cümleyi işte yaşın ayağıma da tekrarladığım cümleyi sizlerle de paylaşayım. Aynen şunu söylüyorum. Sedat Peker'e helal olsun diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişi düşününüz ki adı organize suç örgütü lideri diye geçsin. Arkadaş ama o kişinin yapacağı açıklamalara bütün Türkiye kilitlensin. Bir muhalefet Medet Umar hale gelsin Sedat Peker'den. Ne söyleyecek aman ben buradan yola çıkarak şu iktidarı bir hırpalayayım. İktidar mensupları büyük bir korku içinde uyuyamadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne dedi seçime iki ay kala dedi bak ben cehenneme çevireceğim cehennem olacak ne açıklamalar yapacağım. İktidar mensupları şimdi düşünüyor Arkadaş bugüne kadar yaptığı açıklamalar var ve hiçbirisini yalanlayamadık. Adam her şeyi doğru söylüyor. Acaba elinde ne kasetler, ne belgeler var? Bel üstü, bel altı. Eyvah bizim ne ilişkilerimiz var? İktidara yakın gazeteciler yani ondan nemalanan. Çok hoşuma gidiyor o cümlesi. Namusları ve ahlakları aldıkları para kadar olan bu adamlar korku içindeler, endişe içindeler. Onların uykuları kaçıyor. E öte yandan aynı Sedat Peker'den bu sefer hukuk dünyası, adalet mekanizması medet umar hale geldi. Ama o bir açıklamalar yapsın da biz de biliyoruz ama biz bir türlü peşine düşemiyoruz. Çünkü artık hukuk sistemi siyasallaştırılmış olduğu için savcılar olarak elimiz kolumuz bağlı. Şimdi izah edeceğim onu niye elleri kolları bağlı bir yapalım ama Sedat Peker bir açıklama yapsın da şu eline gelen belgelerden biz de buradan yola çıkarak şu pisliklerin peşine düşelim. Bak ne haldeyiz. Bakınız ne haldeyiz. Öte yandan Sedat Peker'in açıklamalarına baktığınız zaman ya ekonomi dünyası bile geri dönüp ondan medet umar hale geldi. Uzun sözün kısası organize suç örgütü lideri dediğiniz kişi şu anda Türkiye'deki en önemli araştırmacı, gazetecilik faaliyetini yerine getiren bir adam oldu. Otursun şimdi herkes düşünsün. Herkes düşünsün ne oluyor bak. Dünkü o tweetlerden sonra bu Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hanım Efendi ki çok kıymetli bir akademisyendir o da tıpkı Necip gibi. Bu pazarlık yapıldığını ifade etti. Onun paylaşımı işte haklı olarak tabii. Haklı olarak çok ağır hitaplarda bulundu. Buna cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri dedi ki mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar size sesleniyorum. Hepinizin canı cehenneme. Her tarafı lahm kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Piyropak bir ülke bırakacağım. Gençlere mirasım bu olacak. Gerçekten de Türkiye'de bir lağım patladı. Foseptik çukuru patladı. Ortalığı o kadar çok pis kokular yayılıyor ki Türkiye bunu hak etmiyor. Demin bir şey söyledim. Dedim ki tamamen seçim atmosferine girdik diye artık herkes o kadar büyük böyle hani tehditler, şantajlar onları kenara bıraktım ama herkesin dili bozuldu, lisanı bozuldu, konuşması bozuldu. AK Parti Trabzon milletvekili bir kadın milletvekili üstelik Bahar Ayvazoğlu bu Arap turistleri, kenti gelen Arap turistlere karşı büyük eleştiriler var. O eleştirileri yapanlara şunu söyledi. Bakın yılların emeğini bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya vatan hainine yedirmeyiz. Buna sessiz kalmayız. Herkes bilsin, herkes ayağını da denk alsın. Şimdi düşünebiliyor musun? Bakın şimdi ne hale geldi. Şimdi bütün bu söylediklerimi toparlayayım. Yani bunu niye anlattım? Şu ana kadar anlattıklarımı Türkiye'deki şu andaki politik atmosferin, Türkiye'deki siyasal atmosferin, Türkiye'deki ekonomik atmosferin ne hale geldiğini ifade edebilmek için. Peki efendim. Şimdi geri dönüp bakalım. Levent Göktaş, al emekli albay. Kurmay Abla Levent Göktaş'ın bu açıklamaları ki bir, ilginç bir iş oldu. Önce avukatı Celal Ülgen ki bizim abi diye hitap ettiğimiz birisidir. Hepimiz çok sayarız, severiz kendisini. Levent Göktaş'ın avukatı olarak önce bu tweetlerin Levent Göktaş'a ait olduğunu söyledi. Ama daha sonra bir anda işler değişti. Efendim bunların pek hesap olduğunu, FETÖ'cülerin hesapları olduğu şeklinde ifade edildi. Bir de avukat, öteki avukatı işte Hüseyin Sönmez miydi Hüseyin'in soyadı galiba bağışlasın beni. Artık o kadar çok şey işin içine girdik ki başka, başka avukat iki tane Hüseyin var onlardan karma karışık hale geldik. Efendim o da kalk, o da dedi ki hayır hesap ona ait değil. Dolayısıyla şimdi durum böyle karma karışık bir hale geldi. Ve Sedat Peker'den de bir açıklama hayır dedi hesap Levent Göktaş'a ait benim yaptığım açıklamalardan sonra dedi o silmek zorunda kaldı. Yani Sedat Peker hesabın gerçek olduğunu söyledi ve çok enteresan bir şey Yaşar Baba diye hitap ettiği bir gerçek kişilik var. Ve Ankara'da sen gelip işte arkamdan yürüyordun de Yaşar Baba da orada şahit bir işlenecek cinayet için pazarlık yapıldı falan cümlelerini kurdu, kullandı. Seçme iki ay kala da zaten tekrar söylüyorum ortalığı cehenneme çevireceğiz, çevireceğim ifadelerini kullanıyor yapacağı açıklamalarla. Necip Hablemitoğlu cinayetini bulabildin mi? Ersöz. Ersöz. Özür diliyorum Hüseyin kardeşim. Bağışla beni. Dedim ya öte, öbür üç tane avukat var Hüseyin. Kıymetli bir çocuk tabii Hüseyin Ersoy. Çok kıymetli bir çocuk. Ergenekon davalarında yaşadığı küçüktü. Sonra nasıl pişti, olgunlaştı. Efendim, burada ismi geçen bu cinayet ismi geçen Ukrayna'da yakalanıp getirilen bir Nur, Nuri Gökhan Bozkır var idi. Bu da ordudan ayrılmış olan bir subay. Levent Göktaş'la bunun ikisi abi kardeş gibiler. Hatta işte lokantasının adına da Levent'in adını vermişti. Çocuğuna da onun ismini vermişti. Peki bir anda efendim getirilince bu itiraflarda bulunduğunda ne söyledi? işte Levent Göktaş'ın ismini vererek ama kendisinin cinayeti işlemediğini, yer tespiti yaptığını, cinayeti başkasının işlediğini falan söyledi. Peki Levent Gök bir daha söylüyorum. Levent Göktaş'ın adı nerede geçiyor? 5,5 yıl daha biz yatmış olduğu Ergenekon davasında. işte hepimizin yargılandığı. E şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Aa, Avukat Vural Ergül'ün Değerli kardeşimin de düşünmesini istediğim bir soruyu söyleyeceğim. Levent Köktaş üzerinden cinayetler getirilip bağlanırsa acaba Ergenekon davası meselesi yeniden açılır mı? Bu başka bir yere mi bağlanmaya çalışılıyor gibi baş o kadar çok sorular da var ki bununla ilgili olarak. Peki yinelememe gerek yok artık sanıyorum bütün Türkiye biliyor. Necip Hablemitoğlu gibi bu vatansever, kemalist bu akademisyenin niçin öldürüldüğünü artık konuna girmeme gerek yok. Onlar üzerinde çok konuşuldu, çok anlaşıldı. Peki, şimdi seçimi iki ay kala yaşanacak cehenneme bir açık davet. Efendim, şimdi bu ne demek? Bakın bu ne demek? Bunun bence iki tane anlamı var. Eğer böyle bir cehenneme, cehennem oluşacaksa birincisi, siyasetçilerle ilgili olarak Sedat Peker tarafından elinde bulunan gerçek belgeler ortaya dökülecek. Bu kasetler, ilişkiler ortaya saçılacak. Siyasetçilerle ilgili olarak işte mafyos yapıyla, siyasetçilerle ilgili olarak bir takım terör örgütleriyle gerek para alışverişi, uyuşturucu, silah her neyse bunlar ortaya dökülecek. Tabii ki ortalık bir anda cehenneme dönüşecek. İkincisi bir takım silahlı gruplar Türkiye'de kaos yaratacak bu silahlı gruplar bir iktidarın emir talimatıyla hareket edebilir. Derin devletin emir talimatıyla hareket edebilir. Resmi kurumların emir talimatıyla hareket edebilir. Hatta bir takım muhalefet unsurlarının emir talimatıyla hareket edebilirler. Seçimi öteletmek amacıyla ya da seçimi yönlendirmek amacıyla bütün bunlar yaptırılacak olabilir. Tabii ki bu durumda da ortalık cehenneme döner. Hiç Böyle bir hususun olmasını hiç arzu etmiyoruz ve istemiyoruz. Ama geçen seferde anlattım. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarıyla birlikte ortaya gelen işte o biliyorsun o cihatçı gruplar problemi Türkiye için. Selefilerin problemi büyük ulusal güvenlik sorundur. Şimdi bir parantez açayım burada. Herkesin sorduğu soru. Efendim savcılar niçin harekete geçmiyor? Efendim geçemiyor neden biliyor musunuz? E kısa bir süre önce yaptırılan işte Cumhurbaşkanı kararnamesine çıkan bir husus var. O da şu. Başsavcılar emir talimat vermediği sürece savcılar harekete geçemiyor. nokta ve parantezi kapatıyorum. Ne diyebilirim ki? Yani işte durum bu. Peki, şimdi devam edelim. Şimdi bu FETÖ'cülerin hesaplarından birisi Fuat Avni Dedi ki o Levent Göktaş ve ekibi para nüfuz menfaat karşılığında IŞİD'e silah sevkiyatını yürütüyor. Mit müsteşarlığı için isminin anılması bundan diye. Onun adı mit müsteşarlığı için anılmıştı daha önce Levent Göktaş'ın. Onun kızı Selin Göktaş da bir yanıt verdi. Bakın şimdi nasıl bozuldu herkesin ağzı, dengesi. Aynen kendi ifadesi olduğu için söylüyorum çünkü ben bunları kullanmam hiçbir zaman günlük yaşamımda bu ifadeleri lan benim babam bu ülkeye kendi çocuklarını feda eder hain köpek adam kabul bile etmedi teklifi hala neyin peşindesiniz siz ya şimdi efendim bakınız çok anlaşılabilir tabii aile üzülüyor sinirleniyor efendim Montey'nin bir ifadesi var Montey'nin denemeleri ha, nerede şurada adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur. Ne diyoruz biz buna? Dikkat edin ben her seferinde konu geldikçe ne derim? Mafyoz ahlak. Yani çifte ahlak, çifte hukuk. İşte Türkiye'de şu anda bizim yaşadığımız mesele, problem, ana problem bu. Peki, şimdi burada ne olmuş olabilir? Hemen düşünelim ve programın yavaş yavaş öyle sonlandırayım. Ne olabilir? Bir pazarlık başlamış olabilir. Levent Göktaş tabii ki çok bilgiye sahip olan birisi. Çok bilgi. Belli. Efendim orada bir şey söyledi. Dedi ki bak eğer de tuğlayı çekersem dedi duvar başınıza yıkılır. Çok özetliyorum artık bu tweetleri benim yinelememe hiç gerek yok. Geri döner bütün arkadaşlar hepiniz bakarsınız zaten dünden beri hepinizin izlediğinizi tahmin ediyorum. Yani ben izlediğime göre yüzde yüz siz de izliyorsunuz demektir. Efendim şimdi bunun anlamı şu bakın ben konuştuğum zaman gerçekten dünya başınıza yıkılacak. Çünkü yapılmış olan pek çok kirli iş var, pek çok hukuk dışı iş var. Gerçi şunu söyleyeyim. Bakın bu Twitter hesaplarının artık büyük bölümüyle gerçek mi, değil mi, fake diyorsunuz ya adına olup olmadığı konusunda emin olamıyoruz. Çünkü o kadar çok sahte hesap var ben kendimden biliyorum. Bizim tespit edebildiğimiz kendimle 29 hesap var. Ki benim sosyal medyada hiçbir şeyim yok. Düşünün ben bir de herkes tarafından bu biliniyor. Bu Suriye'deki kirli işler hepsinin işte marifetin diye özetledim. Erdoğan'a atılan tweetler vardı. İşte ey saraydaki firavun diye bunun sahte bir hesap olduğu zaten ifade edildi. Bu ifadelerden belli. Ama şöyle bir gerçek var. Levent Göktaş çok bilgi sahibi birisi. Ha, yurt dışında ya da dünyanın neresindeyse Yakalanır mı? Yüzde yüz yakalanır. Bakın yüzde yüz yakalanır. Eğer bulunduğu yerde öldürülme, öldürülmeyecekse ya da öldürülmezse. Yüzde yüz yakalanır. Hiç bunun yolu yok. Yani kaçamazsınız. Hiç kaçamazsınız. Bunu en iyi Levent Göktaş'ın kendisi de biliyor. Aa, neyin efendim pazarlığı yapılıyor, neyin hesaplaşması yapılıyor. Bu hesaplar sahte olsa bile oradan yayınlanmış olan bu atılan tweetlerle kimlerin Tehdit edildiğini, tehdit edilen kişiyle tehdit edenler bunlar birbirlerini biliyorlar. Burada en ufacık bir kuşku var mı? Zaten bu böyle olması. Bu hesaplar, bu türlü bir hesaplaşmanın içine gidilemez. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin içinde bir hesaplaşma yapılıyor. Çok net biçimde bir hesaplaşma yapılıyor. Levent Göktaş şimdi itibarsız kılındı mı? çok net biçimde itibarsız kılınıyor. Ama bir daha yineliyorum. O tuğlayı çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın diyor. Yani çok açıkça bir şey söylüyor. Benim de diyor elimde Bir sürü belgeler var. Peki Sedat Peker niye bu kadar çok sinirlendi? Efendim çünkü orada bir cümlesi var. Beni Sedat Peker'le karıştırmayın, benzetmeyin, devleti başınıza yıkarım. Yani bu cümleler sana aitse o da bir şey söyledi zaten. Levent abi de hitap ediyor. Bunları sana yakıştıramadım ama bunlar eğer gerçekse he, şimdi o zaman ben de açıklamalarımı yapıyorum dedi sıraladı. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Sedat Peker'in Yaşar Baba dediği kişi somut öyle mi? Peki neden Yaşar Bey hukuk önüne çıkartılmıyor? Neden Yaşar Bey ne bileyim en azından işte davet edilmiyor da biz sık sık davet ediliyoruz ya karakollara, vatan caddesinde, emniyet müdürlüğüne. Efendim niçin aynı şey? Oturup bir çay kahve içer, içsin. Bütün bunlar nedir ne değil bir anlatılsın. Ama ben öyle görüyorum ki bu FETÖ meselesinin altında siyasetçiler ağır kalacaklar. Çok ağır kalacaklar. Yani FETÖ'nün aslında bir program yapsam iyi olur ya FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye. Fena değil. Evet yapayım uzun bir zamandır şey Vatan Caddesi falan hiç ziyaret etmedim. Emniyet müdürlüğünde polisleri de ben de özledim. Çok beyefendi insanlar. Orada bir de kahve falan da çok güzel yapılıyor. yine yine oralara gideriz ama ya yaz günde hiç uğraşmayayım o işlerle şimdi. Peki efendim şöyle toparlayalım. Görüyorsun değil mi yaşına neleri konuşuyoruz Memleket hali. Tabii yaşına yanım yıllardır yanımda olduğu için hepsinin tanığı işte. Bu hepsinin tanığı. Peki efendim. On biraz da espri olsun, ortalık yumuşasın diye uğraşıyorum ama anlattığımızla bile yumuşamıyor, daha çok sertleşiyor. Şöyle toparlayalım. Bu konular devam edecek. İlginç günler yaşıyoruz. Ama bir gerçek var. O gerçek de şu. İşte Sedat Peker'in açıklamaları, sonucu ya da nedeni her nasıl tanımlarsak tanımlayalım efendim onun ortaya yaratmış olduğu büyük dinamizm Türkiye'de bu pis kokuların işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği şekliyle söyleyeyim bu lağım kokuları ortalığa saçılmış, yayılmış durumda. Bu foseptik çukurunu kim kapatacak sorusu çok önemli. Onun için ısrarla ineliyorum ki önümüzde şu yapılacak olan seçim hayati bir seçimdir. Çok hayati bir seçimdir. Muhalefet unsurları akıllarını başlarına toplasın. Tarihi bir fırsat geldi önlerine. O tarihi fırsatı değerlendirebilsinler yoksa 2023 cumhuriyet açısından, ben size bir şey söyleyeyim mi? Devlet açısından tamam mı? Devam mı? sorusunun yanıtının kimin tarafından verileceği konusu hayati bir konudur.